Evde Muhabbet kanalından hepinize selamlar dostlar. Ben Sefa. Yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım dostlar. Evet. Kuşlarımıza mamamızı verdik. Şuna bak, birbirlerini nasıl da sataşıyorlar, nasıl çekiyorlar ya. Bu kızlar hep böyle demek ya. Yani bizi izleyen bayan takipçilerimiz ne diyor bu konuda? Bu yani cazgınlık diyeyim ben. Dişilerde daha fazla yani nedense hep birbirleriyle sataşıyorlar ama 3 tane koydum oraya bilerek. Daha hala birbirleriyle savaş halindeler bakın. Neyse dostlar, biliyorsunuz gündemimiz sokağa çıkma yasağı. Sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Videonun başında hemen ona değinelim. Daha öncesi şuna da değinelim. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, lütfen abone ol butonunun yanındaki çana basıp bildirimleri tümü olarak işaretlemeyi, açıklamada Instagram'dan ya da Facebook'tan bizi takip etmeyi unutmayalım ve lütfen videolarımızı beğenelim dostlar. Sizlere daha fazla video atmak için videoların beğeni durumunu takip ediyorum ve ona göre video atıyorum. Çok beğeni geldiği zaman hemen video atıyorum. Gelelim diğer konumuza, baştaki sokağa çıkma yasağı ilan edildi dostlar. Lütfen duyarlı olalım. Mümkün olduğunca dışarıya çıkmayalım. Başınıza iş açmayın. Çünkü maalesef, biraz da bu tarafa gelelim. Maalesef çok ağır cezaları var. Yani kuşları olan, üretimhanesi olanlar için de derneğe üyeyseniz, herhangi bir dernek, ben Kılgeler'e üyeyim. Size kart veriyorlar. Bu kartı göstererek üretimhanelerde kuş, işte hayvanlarınızın yeme içme için faaliyet göstereceğinizi söyleyip gidebiliyormuşsunuz. Bunu bizim dernek açıkladı. Bilginiz olsun. Az önce şurada kuşun aklını aldık ya. Neyse dostlar, hani mümkün oldukça çıkmamaya gayret edelim. Tabii evde benim gibi üretim yapanlar için de süper bir fırsat. Bu 2 günlük arada kuşlarımızla rahatça ilgilenebilir. Mamalarını, alt temizliğini, üst temizliğini, yuva temizliğini rahatça yapabilirsiniz dostlar. Maşallah şu takımı yine diyorum, çok beğeniyorum. Dileyen isteyen olursa da bu takımı Ankara için sahiplendireceğim, bilginiz olsun dostlar. Yazabilirsiniz bana. Bu arada yazabilirsiniz derken şunu da söylemek istiyorum. Çok şükür. Yani kadife ile artık bizim spangle dişinin yumurtaları tekrar dizdi maşallah ve artık doldu yani yumurta, çok şükür. Ama orada kafayı yiyecek. Yumurta dolu, ikinci yumurta, birinci boş, ikinci yumurta dolu dostlar, çok şükür. Burada da gördüğünüz gibi böyle bir işlemi yaptım. Bu takım da satılık dostlar. İsteyen olursa bu takımı da satıyorum. Bana ulaşabilirsiniz Instagram'dan veya Facebook'tan veyahut da yorumlardan ulaşalım. Şimdi hazır konu açılmışken Instagram, Facebook olayına bir konuya değineceğim. Dostlar bana bazen o kadar değişik sorular geliyor ki, lütfen sizlerden rica ediyorum. Hani beni takip eden dostlarımıza rica ediyorum sadece. Ya bu bir isyan değil, sadece rica. Ya çok saçma sorular sormayalım ne olursunuz. Ve ayrıca ben veteriner değilim, bunu da belirteyim. Ben sadece bu kuş üretimi uğraşıyla zaman harcayan, kuşlara değer veren, kuşları seven biri olarak sizlere alaylı bir şekilde bakın. Alaylı, yani alaylı ne demek? Göre göre öğrenen, zamanla öğrenen, bilimle değil. Alaylı bir şekilde bilimle değillerken bu da biraz sıkıntı oldu hani. Tabii ki bilimle de araştırıyoruz da, ama araştırarak öğrenen, yani göre göre deneye deneye öğrenen alaylı bir tecrübemiz var. Ben bu konuda uzmanım demiyorum. Tabii ki biliyoruz, bildiğimiz şeyleri paylaşıyoruz. Fakat
Ya kuşa cerrahi bir müdahalede bulunamam ben. Ve arkadaş, bazı arkadaşlar var yazıyor bana. Çok pardon. Bazı arkadaşlar var. Diyor ki abi diyor kuşumun diyor işte yani kanadının altında diyor yağ bezisi var diyor. Onu diyor nasıl diyor ameliyat edebilirim diyor. Neşterim var, suyum var, buyum var diyor. Kardeş diyorum ben hani bu konuda benim bilgim yok diyorum. Sen nasıl uçtursun? Bir de video çekip atıyor falan diye yorumlar yapılıyor maalesef. Daha neler neler. O yüzden sizlerden ricam mantık dışı sorular lütfen sormayalım. Şimdi gelelim bu fındıklara. Arkadaşlar Çekoslovak bir dişi DF halk tabiriyle. Yine Çekoslovak bir erkek. Erkek, DF erkek. Şurada zeytin jumbo erkeğimiz var. Şurada yine jumbo erkeğimiz var. Şurada gördüğünüz gibi fındık yerli bir yerli bir tane fındığımız var. Yine erkek bu da. Şurada da bir tane görüyorsunuz yerli. Şu da arkadaşlar İngiliz. Bunlar sahiplendirilecektir. Lütfen sahiplenmek isteyenler 2 günlük şu sokağa çıkma yasağından sonra Ankara içinde sahiplenmek isteyenler lütfen yazsın. Bu yerli kuşlarımız 40 lira arkadaşlar. Yerli kuşlarımız 40 lira. Şu DF kuşlarımız 60 lira olsun hadi videoya özel. Jumbo kuşlarımız da 100 liradan vereceğim dostlar. Şu iki tane jumbo. Şu İngiliz'in durumu belli değil. Dediğim gibi 100 lira, 60 lira ve 40 lira arkadaşlar. Bilginiz olsun, isteyen olursa lütfen özelden, Instagram'dan, yorumlardan ulaşsın. Dediğim gibi ben sizlere elimdeki bilgileri vermeye çalışıyorum. Bir de en çok... Bir de en çok sorulardan birisi bu nedir? Bu gördüğünüz gibi halis mulis saf doğal kaya tuzu dostlar. Bunu nereden temin ettim? Benim bir arkadaşım var Nevşehirli. Kendisine rica etti. Kendisine rica ettim getirdi dostlar oradan Nevşehir'den. Tuz gölünden oralardan bir yerden getirdi. Ne işe yarar bu? Bunu bana sormadan önce lütfen... Ya ben bugün kuşlar beni mahvetti ya bağırtıra bağırtıra. Umarım hani sesim geliyordur. Cidden çok bağırıyorlar bugün. Nedir arkadaşlar? Ne için verilir? Doğal mineral sağlıyor arkadaşlar kuşlara. Ben o sebeple veriyorum. Kuşların mineral almasını sağladığı için veriyorum. Uzun süreli duruyor. Üzerine pislikleri işte kuşların kakaları falan bulaştığı zaman üzerine tıraşlıyorum dostlar. Nerede temin edeceğimizi inanın ben de bilmiyorum. Eğer ki isteyen olursa arkadaşın ismini veririm. Ondan alabilirler. Ama nasıl gönderiyor, kaça gönderiyor bilmiyorum. Bunu da belirtelim. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bir gördüğünüz gibi işte bu kuşlar dediğim gibi hani bedava beslenmiyorlar. Yaklaşık 10 kilo bu zamanda bu mevsimde kızıldarı bulmak zordur. Bir 10 kilo kilosunu 40 liradan aldım dostlar inanın. Artı 45 lirada kargo parası verdim. Yani kilosu 45 liraya geldi. Aldığımız kızıldarının güzelliği burada. Bir tanesi gitti aşağıya. Gördüğünüz gibi kızıldarımız 45 liraya geldi 10 kilosu. Şuraya hemen hemen 450 lira para verdim. Hani bu kuşlar ne yiyor, ne içiyor, niye pahalı diyenler için gelsin dostlar. Evet, gördüğünüz gibi kuşlarımız genel olarak iyi durumdalar. Sizlerle de iyi kötü bu videoda dertleşmiş olduk.
Maşallah şu iki kardeş yani çok hoşuma gidiyorlar. Özellikle mavi spangle çok güzel görünüyor gözüme. İnşallah bunlarla gelecek sezon çalışacağız dostlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Videolarımızı lütfen beğenelim. Lütfen bu zor günlerde birbirimize destek çıkalım. Ve lütfen evde kalalım dostlar. Sokağa çıkma yasağı bittikten sonra da evde kalalım. Zorunlu olmadıkça evden dışarıya çıkmayalım. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.